Merhaba arkadaşlar. Bugün dükkanda sulama yapıyorum. Haftanın bir gününü sulamaya ayırıyorum. Şöyle ki, genellikle pazartesi ve salı günleri kargolarım oluyor. Onları hazırlıyorum, gönderiyorum. Çarşamba günleri biraz daha böyle dükkanda boş kalmış oluyorum. Genellikle boş kaldığım günlerde sulama yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen bir günde sulama işlemi bitmiyor bile. Dükkanda tahmin edersiniz bir sürü bitki var. Dışarıdakileri şöyle göstereyim. Hepsini suladım. Süzülmesini bekliyorum. Bu arada orkidelerin de sulanma zamanı geldi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Orkideleri alıyoruz. Dükkanda bazen hemen satılanlar oluyor. Bazen de uzun süre bekleyenler oluyor. Tabii bu bitkilerin, çiçeklerinin canlı ve uzun süre kalması gerekiyor. Çiçeğe geçtikten sonra kimse hediye için bunu almaz tabii ki. Şimdi bunların çiçeklerinin uzun süre canlı kalması için ne yapıyorum? Şöyle orkidelerimi bir göstereyim. Birkaç tanesini. Gayet güzel bir orkidemiz var. Şimdi şu tarafta da var. Onu da göstereyim. Şu mavi orkide zaten muhteşem arkadaşlar. Yukarılarda hiç bitki yok. Bütün askıları indirdim, suladım. Şimdi dışarıda süzülmelerini bekliyorum. Burada da orkidelerimiz var. Ön tarafa vitrine koyuyorum orkideleri dışarıdan görünmesi için. Şimdi dükkanım yine çok dağınık. Sulama yaparken ve yeni mal geldiği zaman biraz ortalığı dağıtıyorum. Evet, şimdi bu kabım aşağı yukarı 1 litre, 1,5 litre su alıyor. Bunun içine bu tropikal bitki besini, orkide için özel bitki besininden 2 kapak koyuyorum arkadaşlar. Karıştırıyorum ve orkidelere çok doyuracak kadar değil ama azar azar veriyorum. Şimdi tek elimde telefonla çektiğim için hemen besinini karıştırayım, ondan sonra videoya devam edeceğim. Evet, bu orkidemiz de gerçekten çok muhteşem. Bakın şöyle yakın yakın çiçeklerini size göstermek istiyorum. Tomurcukları, çift dallı, genellikle 2 dallı ve 3 dallı olarak birçoğu satışta arkadaşlar. Böyle sıra sıra çiçeklerini açmış, muhteşem. Gerçekten yani içlerinde en çok sevdiğim bu çizgili olan sarı ve mor çizgili orkidemiz. Ve bu mavi orkidemiz arkadaşlar. Bu da yine çok çok güzel. Aslında orkidelere daha önce hiç ilgim yoktu ama böyle iç içe olunca gerçekten sevmemek mümkün değil. Beyaz da çok asil. Beyaz orkide de çok talep ediliyor. O da çok asil. Bakar mısın? Şöyle yakından. Yani çiçekleri mucize gibi. Çok muhteşemler. Çok ihtişamlılar. Bu 4 dallı bir orkide. Beyaz olan. Orkide başlı başına ayrı bir tutku. Şuradaki kocaman beyazı da göstermek istiyorum. Onun da çiçeği çok çok güzel. Bu da yine 2 dallı orkidelerimizden. Evet, bunların çiçeklerinin uzun süre dayanması lazım. Onun için yapmamız gereken püf noktalar var tabii ki. Bildiğim kadarıyla bunları sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, bir kapak koydum. İkinci kapağı da doldurdum. Bakın kendi kapağıyla ikinci kapağı da suyuma karıştırıyorum. Şöyle birazcık çalkalayacağım ya da bir çubuk yardımıyla şöyle karıştırıp orkidelerime vermeye başlayacağım arkadaşlar. Evet, tek elle çekim yapmak gerçekten biraz zorlayıcı oluyor ama şöyle orkidelerin diplerine azar azar veriyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli.
saksıların altı delik olmadığı için süzülemeyeceği için az veriyorum. Hemen buradakine de geçelim. Birer çay bardağı kadar veriyorum. Bunları saksıyla, şeffaf saksılarıyla içine oturttuğum için bir sakınca olacağını zannetmiyorum. Bunu da verdik. Şimdi hemen şuradakine de şöyle tepeden bir sulama. Oraya giremedim. Hemen bu taraftakilere de geçiyorum. Bunun da kurdelayla, tüllerle süslü arasından birazcık verdim arkadaşlar. Evet, bunun da şöyle tülün arasından birazcık suladım. Bu şekilde hemen su kabımı yere bıraktım. Orkidelerin çiçekleri çok daha uzun süre bu şekilde canlı kalacaktır. Besin verdikten sonra hem gelişimleri daha güzel olacaktır. Bakın hepsi bol bol tomurcuklu. Bu tomurcukların da açması için susuz kalmaması gerekiyor. Orkide çok susuz kalırsa tomurcuklar açılmadan dökülecektir. O yüzden özellikle çiçek sapı verdiği zaman ve çiçek açtığı zaman orkidelere daha iyi bakmak gerekiyor. Susuz bırakmamak gerekiyor ama çürütecek kadar da toprağını ıslak bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunun da bir sürü tomurcukları var, böyle açacaklar. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Burada da bir çöl gülümüz var. Adenium. Hatta iki tane. Onun da çiçekleri çok güzel. Şöyle göstereyim. Orkidelerimizin besinlerini verdik arkadaşlar. Elinizde kaç tane orkide var? Ne kadar su vermeniz gerekiyor? O oranda besin miktarını ayarlayabilirsiniz. Eğer yarım litre, yani 500 miligramlık su yetecekse bir kapak koymanız yeter arkadaşlar. Tropikal bitki besininden kullanabilirsiniz. Ben dükkanda kendim bütün türlerini, menekşe için olanları, yeşil bitkiler için, kaktüs sukulentler için ve çiçekli bitkiler için olan tropikal bitki besinlerini hem kullanıyorum hem de satışını yapıyorum. Eğer edinmek isterseniz 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından bana sipariş verebilirsiniz. Şimdiki fiyatı 15 lira arkadaşlar. 15 liradan satışa koydum. O şekilde çiçek alışverişi yaptığınızda da kargolarınızın içinde gönderebilirim. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Bol çiçekli günler dilerim arkadaşlar.